Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi ben size iki konuda iki şekilde yürüyecek. Konum şu: İnsan niçin mutlu değil veya nasıl mutlu olur? Size sorun yok değil mi? Aman abi yok. Tamam. Çok hazırlandık. İnşallah olmaz. Tamam. Şimdi bir kısa zaman olduğu için ben size çıkarımları da ikinci son yarım saat 20 dakika çıkarımlardan bahsedeceğim. Yani 13. şuadan çıkarımlarımda böyle almışım, okurken not almışım. Belki görmek isterseniz uzaktan bakabilirsiniz. Şöyle okuyarak, tamam, onları çıkarımları ta ki size kısa bir zamanda çok fazla bir şey olsun. Fazla zamanımız yoktur. İlk önce birkaç tane paragraf metinden okuyorum. Buralardan çıktığını da göreceksiniz. Sonra buradan çıkarımların son 20 dakikayı okuyacağım size. İnsan niçin mutlu değil? Niçin sıkıntı var? Niçin panik atarız? Niçin tahammül edemiyoruz? Konumuz bu. Birincisi, insan kendisini tanımıyor. Allah bile Celle Celaluhu "Men arafe nefse fekad arafe rabbehu" ki "Ben ya Rabbi seni tanımak istiyorum." İnsan fıtraten diyor. Cenab-ı Hak buna kendini tanı diyor. Bak, beni tanı sonra kendini tanı demiyor. Kendini tanı. Kendini tanırsan tanıman gerekeni onun üzerine bina edeceksin. Bir kere kendimizi tanımıyoruz. Tanısaydık kendimize Allah bir Galatasaray, Fenerbahçe gibi bir tarafkirlik olmazdı. Yani bir din ve Allah bir tarafkirlik durumuna inmiş. Yani eyleme dönüşmemiş bir itikat. Peki bedeli nedir onun? İtikat aklidir, onu söyleyeyim. İman kalbidir. İtikadı olanlar vardır. Allah tarafkirdir, Galatasaray, Fenerbahçe gibi. Fakat itikada ait imanı götürücü şeyleri rastladığı zaman hiç kale almaz. Olur olur diyor. İtikadı var, imanı yok. Ondan oluyor. Yani o kalbi sınıfı gibi. Olsun. Olsun. O gibi yani. Hani tahta yok. İtikada ait, itikat dimağa aittir, aklidir, iman kalbidir. Allah Resulü zamanında yaşamış, Resulullah zamanında bulunmuş, ders almış, Resulullah'ın vefatından sonra mürtet olmuş. Buna sahabe denmiyor. İtikadı var, imanı yok. İtikadı var, imanı yok. 203 Emir daha bir de diyor ki, büyük günahları işleyip istiğfar etmemek, onun imandan hissesi olmadığına delildir. En büyük günah da nedir? Hani eyleminden daha biter. Mesela itikadı gidiyor, küfre rıza gösteriyor mesela. Tarafta olur olur bir şey olmaz diyor. Vicdanı hiç titremiyor. Yani peki seni rahatsız eden bir şey. Aman ha, ne olur ne olmaz ya, bu acaba itikadı zarar olur mu imanımıza? Seni endişelendiren bir şey. Onu niye rahatsız etmiyor? Sasiyet. Yani kardeşim, deli getirmek istemiyoruz. Ama maalesef 1946'da 44-47 arası, 46 ortağı, 40 vefiyattan 1-2 kişi kurtarmış. Şimdi düşün. Bu kafir değil, Müslüman. Kafir olsaydı 40'ta 40'ı gider. Üstad diyor ya, 40 vefiyattan 1-2 kişi kurtardı. Bu Müslüman yani. Ha? Şimdi o zaman düşünün diyor. Ha? Bu mesele, birincisi, insan niçin mutlu değilim? İnsan kendisini tanımıyor. Allah bir Galatasaray, bir Fenerbahçe gibi tarafkirlik olmuş. Eylemsel itibariyle mülke sahiplenmişiz.
Yani benimdir. Benimdir deme nispetinde esir olmuşuz. Esir olma nispetinde de ne derler diye yaşamışız. Ne derler diye araba alıyoruz. Ne derler diye giyiniyoruz. Ne derler diye yaşıyoruz yani. Kendimiz yaşayamıyoruz. Mesela giymek istediğimiz şeyi sokakta giyemiyoruz mesela. Meşru ve şer'i, edebi bir şey. Şalvar giymek istiyorsun, giyemiyorsun mesela. Diye. Takke takmak istiyorsun, takamıyorsun mesela. Yani akrabalık münasebeti ne derler? İstemediğin şeyleri yapamıyorsun. Şimdi ona ait. Çok tecrübelerle ve bilhassa bu sıkı ve sıkıntılı hapiste. O zaman dışarısı çok temizdi. Hapishane biraz sıkıntıydı, işkenceydi. Şimdi dışarısı çok kötü. Aynı kanun. Hapiste kati kanaatim gelmiş ki, Risale-i Nur ile kıraaten ve kitabeten iştigal sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Demek ki aklımızı, kalbimizi bütüne getirmek adına Risale-i Nur'la iştigal etmek, diyor ki, kıraaten okuyarak, kitabeten, meşgul olarak iştigal, sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Yani ne kadar meşgul olursa. Şimdi ben şey zannediyordum, teşbih, temsil, benzetme yapıyor zannediyorum. 25. limanın, 25. defası, hastalar esasını diyor ki, bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz. Ya böyle ben teslimiyet getiriyor zannediyordum. İman teslimiyet getiriyor. Allah canibinde baktırıyor da hadiselerden sıyrılıyorsun. Öyle zannediyordum son tarihlere kadar. İman kendisi realitedir ve mahluktur ve ceyrandır, enerjidir. Onun için her derdimizin bloke etmesine vesile olan, sebep olan iman enerjisidir. İman nurdur, kuvvettir. İman nurdur, enerjidir. İmanın bir sureti var, hakikati var, mahiyeti var. Sureti mahluktur. Hangi malzemelerden yapıldığı İşaret-i Caz 71'de anlatıyor. Şimdi iman nurdur. Ne kadar inkişaf ederse o kadar insana hakim olur. Ona ait şöyle bir misal vereyim. Evet, basit olsa, evet, çabuk. Kötü bir haber duydun. Midene vuruyor. Vuruyor, asit saldırı. Hemen kramp gibi. Yani kötü bir haber. Mideyi, değil mi, asiti kaldırıyor. Ne alakası var mideyle, asitle, kulak, ses? Ha böyle işte. Bir haber, düşünce seni nasıl bloke ediyorsa ondan üstün olan, çünkü düşünce dimağın soğan kabuğu gibi aşağıdan yukarıya, düşünceler şuradadır. Tahayyül, Risale'de geçen. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, irtizam, itikad. 7 mertebe var. En soğanın cücüğü itikat. Dimağın ondan sonra vicdana iniyor. Şimdi kötü haber geldi, vücuduna bloke etti, daha dimağın ikinci mertebesi. İtikat ise 7. İman ise aşağıda. İman nerede bulunuyorsa, iman arttıkça ondan aşağıya bloke ediyor. Yani üniversite diplomasında, ilkokul diplomasında olduğu gibi. İman böyle bir enerjidir. Realitesi vardır, mahluktur. Çünkü Allah'ın mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur diyor. Mahluktur, varlıktır. Güçtür, enerjidir. Ha? Hadiselerden dışarıya çıkartandır. Eğer biz Risale-i Nur ile kıraaten ve kitabeten iştigal sıkıntı çok hafifleştirir, ferah verir. Meşgul olmadığım zaman o musibet tezahür edip lüzumsuz şeylerle beni mutesir eder. Mesela İman arttıkça hadiselerden sıyrılıyorsun. İman zayıf oldukça en ufak bir şey takıntı yapıyorsun. Ya hanım öyle niye dedin ya? Kardeşim ne söylüyorsun öyle ya? Ne tamur oluyor ne de kırmızı ışıkta durma sabrın. Kul hakkım zaten kadar oluyor. İman arttıkça rahat ediyoruz. Çünkü imana sen biniyorsun. Yok, eğer iman az olunca hadiseler bize biniyor. Mesela bir tarihsel söyleyeyim. Gittiniz bir yerde, yazarını bekliyorsun, metrodasın, şurada buradasın. Ama bazı insanların gözleri en gerekli gibi sokar sizi. Rahatsız eder sizi. Veya imanınız arttıkça sizden rahatsız olurlar. Sizden çekip giderler. Buna sirayet deniliyor. Sigara içmediğin halde, sigara içenle beraber olduğun zaman sen de sindiği gibi insandaki hiç konuşmasın, siması,
haleti, bakışı, gözü ki hadiste gözü insanı mezara, deveyi kazana koyar. Nasıl yapıyor? Ha, bu nasıl çıkıyorsa. Mesela haya, yani iman nasıl maddeye etki yapıyor? Utanmak. Hayadan daha bu tarafa. Kızarmıyor mu yüzde? Bak bedeni nasıl etkiliyor? Korku. Biraz diyor, kan içeriye şey yapıyor, büzüşüyor. Kötü haber, kendisi iki büklüm yapıyor. İman da bunun tersini yapıyor işte. Bulunduğunuz mekan, ve insanlar, insan üzerine devamlı bombardıman yapar. Realite ve maddidir. Çünkü mekanın insan üzerine tesiri azimdir. Dört şey insanı devamlı bombardıman yapar. Zaman, zemin, tam, libas, küllattan toplanmış. Böyle sıra yok. Ama bir yerde böyle diyor, bir yerde böyle diyor, toplan. Zaman, yaşın. Yaşına göre haletin olur. Ve yaymış olduğun duygular var, fikirler var. 40 yaşında, 50 yaşında söylediğin çocuklara, gençlere, 20 yaşındaki de aynı değil. Zaman, yaşın, insana yaptığı dayatmalar var, hisler var. Zemin, yaşadığın mekan, örf, anane, kültür. İnsan üzerine tesiri var. Üç, yediğin, içtiğin şey insanın mizacına tesiri var. Dört, giydiğin şey. Giydiğin şey, mesela mekanla alakalı, bak şimdi diyor ki burada, ya nasıl bir kitap, ben de anlamış değilim. Yani dedim ya, bak senelerden beri imanın bir böyle bir düşünce, bir tarafgirlik varsayayım, böyle bir alaka, böyle bir şey zannediyordum. İman meğer mahlukmuş. Aleti bulunursa ölçülüyor. Ölçülebilecek bir enerji dalga boyutudur. Bak şimdi ne diyecek? Diyecek ki, ya bir tuhaf kitap hakikaten. Mesela bir yere gittim Fransa'da, ders yapacağım. Dedim ki, dinden bahsetmiyor. Din diye anlatmayacağım. Psikoloji anlatacağım. Şimdi dikkat edersen din diye mi anlatıyor? Dikkat edin. Helaldir, haramdır, domates kapanlarını hiç anlamsın da para verin, şöyle yapın, böyle böyle mi diyor? Yok. Ne psikoloji bak. Ya din ya, din kendi, hayatın kendisidir ya. Şimdi 16'da biri ameldir. Ama maalesef hutbelere çıkan insanım, kürsülere çıkan insanım, hutbelerde, kürsülerde helal, haram, caizdir, caiz değildir, para ver. Oh, tamam. Onun için bazı üslubuma alışmamışsınız ama yaşadığım şeyleri yaptığım için. Şimdi 16'da biri helal ve haramdır. Gittik 15'ini koyduk kenara. İnsanlar bunu da yatıyoruz. Ya neyle yapacak bunu? Şu namazı kıl diyor, getir namazını. E nasıl kılacak? Hani ceylan? Marşı çeviriyoruz arabanını. Kırt kırt. Çevirerdik. Orta akıyor. Kalktı. Sağlam akıyor. Kalktı. E akıyor. Kalk. Bir düşün ki kalk. Namaz. Marşıma kalktı. Sağlam bir akıyor ya. Dokunur dokunmaz. Kapı verdi marş. Motor, araba çalıştı. Orta bir kalk. Namaz. Kalktı ama. Baygınlık ki. Büyük bir şey ki. Çeviriyorsun. Namaz diyecek. Çıkıyor. Şimdi çevirmiyor. Ne yapacak? Ceddüdü imane kubilallahillahi. Her an insan değişiyor. Tolstoy demiş 1926'da. Şimdi ne diyor? Varlık, madde antimadde, varlık antimadde, varlık yok oluyor, varlık yok oluyor. Onun için her an yeni. Şu anda oturduğunuz şeyde, koltukta belki milyarlarca defa değişmişsiniz. Ve bir daha aynı şeyi görmeyeceksiniz. İnsan değişiyor. Şimdi bak bununla alakalı, bak diyor ki, elhamdülillah. Kastamonu 249. Dersime çalışarak geldim. Pat diye yer açmıyorum. Bugünlerde 249. Bak psikolojiye bak. Bak nasıl bir kitap. Bugünlerde herkes, bunun dışında kimse var mı? Yok, herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Sıkıntı var. Kimisi karısında, kimisi çocuğunda, kimisi parasında, kimisi sağlığında, kimisi de ölüm korkusu. Sarmış, sarmalamış.
ölüm korkusu cemiyeti allak bullak etmiş. Size yansımıyor. İşim benim olduğu için yani o kadar talepler var ki bunu anlat diye. Yani dil anlatmaya gidiyorum, bunu anlat. Ölüm korkusu. Sarmalamış herkesi. Acayip. Dehşet vermiş. Bak diyor ki, bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Ama haşa sizde alakası yok da, bende de alakası yok. Diyorlar yani, sokakta sıkıntı varmış. Adeta manevi havanın bozukluğundan. Manevi hava. Şimdi sizin evinizi hayal edin, salonunuzu. Herkes. Bir de buraya bakın bu havaya. Aynı. Bu binanın başka odalarına bakın, aynı değil. Sizin yatak odasıyla salonunuz, mutfağınız, ya kardeşim, Kastamonu 66'da diyor ki, maddi hava bile bizim dimağdan, kalpten yaymış olduğumuz dalgalarla değişiyor. Onu teneffüs eden adam, ya burada canım sıkılıyor veya çok rahatım diyor. Rahatlık hissedersin. Maddi. Yani şu an şu şeyi nerede bulacaksın sokakta böyle bir havayı? Farkında değil misiniz yani? Lambalarla alakası yok. Ben çok düğün salonlarında konuşuyorum. Çok düğünse hani çok şatafatlı lambalar esas orada. Ama bir an önce şu resmi şeyi protokolü yapsam da ben şu 15 dakikayı konuşacağım ve hani da bir çıksam. Sıkılıyorum yani. Çünkü baskı yapıyor. Ama şimdi ne kadar rahatsın. Buranın güzelliğini anlamak için size bir realite misal verir. Şu anda rahat değil misin? Şimdi işte bu rahatlığı hapla bulamazsın. Bu işte buranın atmosferi teneffüs etmenden kaynaklanıyor. Kastamonu 66'da söylüyor. Eğer diyor fena adamlar, fena düşünce olduğu yerde buharat muzahrefe, yani buhar şu, kafadan çıkan dalga yok mu? Koku yok mu herkesin kokusu? Hatta her düşüncede koku değişiyor. Köpekler, hayvanlar, sahipleriniz kokuyla tanır. İnsanın sabit kokusu yok. Her şeyde koku değişiyor. Ter değişiyor. Nasıl biliyor musunuz? Fıkıhtan misalini vereyim. Sizin teriniz mübarektir. Hiçbir sorun yok. Fıkıhta der ki şarap içenin teri de necistir. Sidik gibidir. Ama senin şarapla şarap içenin alakan yok ki. Hani ona mesela sarılsanız, içki içen bir insan terlemiş, ona sarılsa şey yapar, necis ki necis olur. Tamam. Şimdi demek ki bakın halet maddiyata nasıl vuruyor? Halet dişe nasıl vuruyor? Hatta şaşırdınız ama doktora gittiniz, tespit edemedi. Teşhis etmek için tespit edemedi hastalığını. Sana ne diyor? Kan ver diyor. İdrar ver diyor. Gayta ver diyor. Ne yapacaksın doktor bey bu pislikleri ya? Üçü de pis. Senin içini seyredeceğim diyor. Öyle değil mi? Peki içimizi dışarıya taşıyor bu pis. Ses, göz, koku. Bunlar da taşıyor işte. Benim affedersin sidikle büyük abdest içimi dışarıya taşıyacak. Benim sesim, benim kokum beni dışarıya taşımayacak. Benim terim dışarıya taşımayacak. Niçin ter istemiyor doktor? Çok zor da öyle. Beyefendi git bu tabağa biraz git terle de getir. Nasıl getirecek ya? Oysa ter daha çabuk yapar. Büyük abdestten vesaireden daha çabuk netice ulaştırır. Çocukların terleri mesela çok güzel kokuyor. Ya. Rahatsız etmiyor. Günah yok. Allah Resulü'nün diyor şey kokusu teri. Sahabe der ki yok orada. O kokudan giderdik diyor. Bırakırdık kokuyu. Üstad Hazretleri için diyor ki bu kadar detay anlatılır mı ya? Niye bunu altını çizsin? Çamaşırlarını kirlenmeden değiştirir. Niye bunu söylüyor? Abiler diyor ki hizmeti olanlar. Bakardık hangisi kirli? O kadar erken çıkarılmış. Koklardık. Hangisi kokuyor, gül kokuyorsa o kirli. Hangisi kokmuyorsa o yıkanmış. Ya. İda. Herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan
maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Herkes de sirayet etmiş böyle. Ne yaptı? Tam çare ne? Hatta bana da bir gün sirayet etti. Hayda. Ustada da geçmiş. Öyle ya, bir gün gelse sana şimdi. Ya Mehmet abi, ya bu, ya şu örneğin kardeşimde sorun var, işte miras koku konusunda canımızın içine çaydı. Ya falan bir şey olur. Gitti öteki bir kadın geldi. Kocamla böyle, ötekisi geldi. Ya akşama Marco Paşa gibi dert dinlesen. Sen diyebilir misin? Oh be akşam, ne kadar rahatım ya. Uf, der misin? Ya sıçradı der sana ben ya. Onun için psikoloji bir doktor var şimdi, Ödemiş'te, İzmir'de. Bizim şeyden tanıyoruz, dershanenin ev sahibi, kiracısıyız. Devlet hastanesinde psikiyatri. 60 tane günde bakıyor adam. Ben 6 tane ders yapamıyorum. Tamam, günde. Ben en fazla 2-3 tane yapamıyorum. Geliyor hasta, suratına bakmıyor. Akıllı adam, akıllı adam. Her gelen gözünden bana yük dese ben ne yaparım? Bak ne yapıyor, kalem elinde. Otur. Söyle neyin var? Ya canım sıkıysa tam konuşma. Tamam. Hissiyat bozukluğu. İki. Canım sıkıyor. Tamam. Konuşma. Tamam. Böyle dert dinleyen insanlara bakın. İnan kafadan böyle onlara böyle oturursanız. Kafadan 15 gün işiniz ters gider. Ona seyretsiniz. Moralınız bozulur. O zaman kimsenin muhatap olmamak lazım. Hayır. Nasıl dezenfekte edeceğiz? Eğer dezenfekten varsa topraklama yapıyor. Onu söylüyor şimdi. Hatta bir günde bana sirayet etti. Onun için anlattım. Ne yaptı peki? Bunu sordum, çok iyi oldu. Burada da çareyi sundu. Diyor ki nasıl boşaltacağız onu? Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı, hastalığı, sıkıntı bir hastalıkmış. Ya yok veya pek azdır. Gördün mü? Bir daha. Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı, sıkıntı hastalıkmış. Ya yok veya pek azdır. Mesela hadiselerine nasıl bakar? 4 tane. Hikmet, inayet, adalet, rububiyet. Allah'ın hadiseleri, takat getiremediğimiz hadiselere Allah'ın rububiyeti, ilahiyeti, rahmeti, adaleti noktasında bakıyor insan. Çünkü 123. sayfada Kastamonu'da kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edip öyle baktıklarından merhamet ilahiyeden ileri merhametlerini sürmüyorlar ki azap çeksinler. Bak, kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ettiklerinden Allah'ın merhametinden ileri merhametini olaylara sürmüyorlar ki azap çeksinler. Ya demek kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edince rahat ediyoruz. Altından çıkıyorsun. Yoksa o olayın altına giriyorsun. Peki ne yapacağız, ben kader ilahine bakamıyorum. Muhatap olmayacaksın kardeşim, açmayacaksın haberleri. Haberlerden uzak dur dediği kadar Risale-i Nur'da bu kadar taşidat, efendim içkiden uzak dur dememiştir. Bak bakalım kaç tane mektup. Ben isterseniz bak sayayım size kaç tane olduğunu söyleyeyim. Sayfaları da haberden uzak durma ait yeri söylüyorum. Kastamonu 37, paragraf ila mektup. Kastamonu 117, Kastamonu 122. sayfadaki mektup. Kastamonu 137. sayfadaki mektup. Kastamonu 146. sayfadaki mektup. Kastamonu 150. sayfadaki mektup. Kastamonu 207. sayfadaki mektup. 207. Kastamonu 240. sayfadaki mektup. Bunlar girme diyor. Allah'ın icraatını çözemediğimizden dolayı rububiyet ilahiye tenkit geliyor içeriden. Ya aklını dağıtır manevi bir divan olur, ya kalbin dağıtır manevi bir dinsiz olur. Onu biz kale almıyoruz. Olur mu ya böyle şey, ya yok musun ya dilayı, ağzın kurusun dilin kurusun bile dediğimiz ya. Demek ki ne yapacağız? Risale-i Nur'la iştigal etmek nispetinde o sıkıntı olmuyor.
Şimdi ustad bunu fiilen bir örnek veriyor. Bazı esbaba binaen ben en ziyade Hüsrevi ve Hafız Ali, Tahiri Rahmetullahi Ali sıkıntıda tahmin ettiğim halde en ziyade temkin ve teslim ve rahat-ı kalp onlarda ve beraberinde bulunanlarda görüyordum. Yani şeyden Refet abi, Hüsrev abi, Tahiri Mutlu abi. Bunlar Kovuşlar'da abiler. Sıkıntı olmuş. Sıkıntı. Ustad bunun detayını söylüyor. Gayri Müteşir'de. Ustad demiş ki şuna 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 isim vermeme gerek yok. Siz diyor Tahiri'nin Kovuşu'na gittin diyor. Merak ettim. Rüştü abi onun yanında 16 sene kalmış. Süber abinin yanında, Tahiri Mutlu abinin yanında. Biz de elhamdülillah onun kadar onun yanında kalmaya nasip oldu. Dedim abi ne vardı onun Kovuşu'nda? Ben de aynısını merak ettim. Tahir abiye sordum. Tahir abi ustad diyor ki falanca falanca sıkıntı ediyor. Kavga ediyorlar. Falanca falanca Tahir'in Kovuşu'na gitsin diyor. Niye diye sormadım. Sordum. Tahir abi demiş ki Tahir abi demişler Rüştü abi. Senin Kovuşu'nda ne vardı ki ustad oraya gönderiyordu? Bizde dedi boş insan yok. Herkes işini yapıyordu. Kavga edecek adam bulamazdı. İki tane doktor öneriyoruz biz de. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. İşsiz adam, sıkıntılı adamdır. Ona dokunmayacaksın, uzak duracaksın. Abi iş bulamıyoruz. Kaç para veriyorlar maaş? 1500 lira. Git, gel, yemek, yol parası. Abi 1600 tutuyor. 1800 dahi olsa ver. Harca 1500'ü al. Çünkü ben işi iş görmüyorum. Tedavi görüyorum. İş çalışmak tedavidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescide giderken bir sahabe görüyor. Oturuyor. Selam vermiyor. Çok ağır değil mi? Peygamber selam vermiyor. Sonra adam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelirken adam karıştırıyormuş toprağa. Selam veriyor. Ey Allah'ın Resulü giderken vermedin. Şimdi niye verdin? Giderken boştun diyor. Gelirken baktım bir şey karıştırıyor. O psikolojisine bak ya. Ya. Şimdi onunla alakalı işte bu. Ne diyorlar? Diyor ki tahmin ettiğimden halde en ziyade temkin ve teslim ve rahat kalp onlarda ve beraberinde bulunanlarda görüyordum. Acaba neden der idim onların Kovuşu'nda? Şimdi anladım ki onlar hakiki vazifelerini yapıyorlar. Malayani şeylerle iştigal etmediklerinden, kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından. Şimdi oturuyor, kitap okumayınca. Ne yapacak? Kafayı tutabilir misin? Kafa çalışıyor. Kafa çalışıyor. Şimdi eğer okumasak, dışarıyı okuyor bu kafa. Kendini okumazsa, meşgul etmesen, önüne kendini koymasan, oraya meşgul oluyor. Ya kıza kafa takıyor. Ya maça kafa takıyor. Ya da Tayyip ne dedi maç ne dedi. Siyaset ne oldu. Şunu gitti nasıl gitti. Ha? Dışarı ile meşgul oluyor. Çünkü akıl öyle bir şey ki. Gece de uyumaz. Hayaline gelen resimleri bilgileri de. Göz ile gelen resimleri aynı kabul eder akıl. Ne veri verirsen. Onunla çalışıyor. Bak ne diyor? Onlar hakiki vazifelerini yapıyorlar. Malayani şeylerle iştigal etmediklerinden ve kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından ne oluyor ya? Niye böyle oluyor? Demediklerinden enaniyetten gelen hot furuşluk ve tenkit ve telaş etmediklerinden enaniyetten ne geliyormuş? Hot furuşluk. Ha? Tenkit. Enaniyet. Eleştirdim şey yaptın olur mu ya? Bak diye bile var pat diye gönderiyor. Ve telaş etmiyorlar. Çünkü meşgul oluyorlar. Etmediklerinden temkinleriyle ve metanet ve itminan-ı kalpleriyle Risale-i Şaketin yüzünü ak ettiler. Zindika'ya karşı Risale-i Nur'un manevi kuvvetini gösterdiler. Bak bir paragrafta okuyorum sonra çıkarımdan okuyacağım size. Üç yüz yirmi dört
Hasan'ım sen de böyle zaten okuyorsun değil mi? Çıkarın, çalışıyorsun. Arkadaşlar, size bakayım. Size tanıştıktan sonra hep öyle abi. Tabii değil mi? Evet. Arkadaşlar size ne çıktıysa onu yapacağım. Böyle yaparsan. Dairetle Faliha. Dinlemezler. Dinlemezler. Alıştılar. Elhamdülillah. Tebrik ediyorum bak. Gelmeden bugün işime. Dedim Hasan'ın oraya gideceğim. Neresi? Çay molası mıydı orası? Teneffüs vakti. Ha teneffüs vakti. Çay. Kafe. Mesaj gitmiştir değil mi? Gitti. Şimdi 324'te Risale-i Nur diye başlıyor. Bak neymiş? 323. Şualar değil mi? Şualar. Ya 13. şua. Tamamen psikoloji. Aynen. Tamamen. İtimat edin. Neresini sağlarsanız sağlayın. Sayfayı. Bak hep psikoloji. O 350 tane psikoloji dersi var ya bizim. Hep buralardan ha. Ya acayip ya. İtimat edin. Ben şimdi bir tanesini okuyayım. Bak. Bunlar not şeylerimiz. Teşvik olur diye gösteriyor. Risale-i Nur'a hüsnü hizmet edenleri. Ne demek hüsnü hizmet? Onu merak ettim. Yaptığı hizmete kendisini sokmayanı, içine kendisini sokmayacak. Arkadaşlar, o nasıl oldu? Ne abi? Ya şurada oradaki var ya. Görse güzel olur. Ya hayır yok. İşte biz bugün aldık yani. Ne oldu? Kendini içine koysayın, kendini sokayın. Murdar etti. O yenmez artık. İçine kendini sokmayacaksın. Ne diyor bu? Risale-i Nur'a hüsnü hizmet edenlerin hemen hemen bila istisna maişetinde vusat olur. Risale-i Nur talebelerinde iktisat olduğundan iktisat parayı tutmak değildir. Sünnet-i seni yaşamaktır. İktisat farkındalıktır. İktisat hadiselere ve olaylara Allah hakim kılmaktır. İktisat, mülk Allah'ındır şuurudur. Su akarken bile iktisatta alın diyor. Zaten akacak sana ne? Suyu az kullanmak, çok kullanmak iktisat değil. Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam, suyun başında dayıyorsanız suyu iktisattır. İktisat buradadır, orada değildir. Buradadır, burada. Farkındalıktır. Mesela aranızda kavga etmeyin diye 3 tane risale bize öneriyor. Tavsiye ediyor risale. 232 Kastamonu'da diyor ki kavga etmemek için aranızda şu risaleleri okuyun. İhlas'ı beraber okuyun. 2. Hucumat-ı Sitti'yi beraber okuyun. Ehli dalaletin 6 tane hücum yolları. Tam kafama yattı burada. Üçüncüsü ne diyor biliyor musunuz? Aranızda beraber iktisat risalesini okuyun. Ve ne alakası var? İktisat bize farkındalık veriyor. Farkındalık veriyor. Kimsin, nesin, neye sahipsin? Sen kimsin ki bu ben miyim bu gömlek? Benim gömleğim. Gir içeri, benim atletim, ben diyen arkada. Benim vücudum, benim aklım, benim ruhum bunu kaldırmaz. Yani ruhum ağır geldi diyen ruh değil. Daha nereye benlik veriyoruz? Zaten sıkıntının sebebi bu işte. Vücut rengini veriyoruz. Adem'e düşersin diyoruz. Vücut rengini verme, Adem'e düşersin. Vücut rengini veriyoruz. Neye sahiplendikçe onun esiri oluyoruz. Bak diyor ki Risale-i Nur'a hüsnü hizmet edenlerin hemen hemen bila istisna maişetinde bir vusat var. Bereket var. Kalbinde meseret var. Yani surur var. Olaylar Allah ile bakıyor. İçine Allah'a koymuş. Mesela ailevi sorunların çaresi ne? Çare söylüyor biliyor musunuz? Ailede sorun varsa. Üstad onu diyor ki neydi hatırlar mısın? Evde kavga var. Karı koca kavgaları var. Mesela sıkıntı var. Evde huzursuzluk var. Ne öneriyor ustad? Diyor ki imani bil ahiret, ahirete inancınızı eve hakim kılın. 11. şuada. İmani bil ahiret bir eve hakim olursa orada şu olmaz. Ne demek? Herkes haddini bilir, hududunda kalır. En büyük kul hakkı karı koca arasındadır. Demek ki nur talebelerinde maişetlerinde vusat olur. Vusat ne demek biliyor musun? Para çok olur değil. Bir şey söyleyeyim mi? Kazandıkça
kazanmak, aldıkça almak, topladıkça toplamak geliyor, biliyor musunuz? O ne kadar toplamak getiriyorsa içinden o kadar onun kölesiz. Şeyi vereyim bir tane başka bir şeyi. Ne kadar veriyorsanız vallahi o kadar veresin geliyor. O kadar da haşa tövbe Allah seninle yarışıyor adeta. O da çok veriyor. Ne biliyor musunuz? Zenginlik mat çokluğu değil. El kanaatü kenzullah iftar. Kanaat edebiliyor musunuz? Adam fakirliği söylüyor. Mevcut bu Fatih Karagümrük değil mi orası? Karagümrük bu adamda olsa öyle bir hedefi var, öyle bir maksadı, gayesi var ki o hedefe göre, o isteğe göre şu mevcut para, servet, fakir, zavallı. Onun için peki fakirliği ne kadardır? O kadar sıkıntısı var. Mevcutla hedefi arasındaki boşluk kadar adam köledir. Hür değildir. Ben X bir yere armatör, gemi sahiplerine armatör diyorlar. Bir armatörün yazanesine gittim. Çok meşhur. Benim bildiğim tabii diğerlerini bilmiyorum. 6 tane konuşuluyordu. 6 tane koca şilip Amerika'ya çalışıyor gemisi. Uğramıştım. Tanıştım. Sonra o sohbet ederken tatlı tatlı bir başka armatör geldi. Meğer mühim bir şeyleri varmış. Dedi ki yeğenim dedi. Bilirsin çok severim seni. Tam da ya dedi. Da dedi şu arkadaşta. Ya dedi burada dedi. Şurada dedi bir iki şeyimiz var. Sen hem de şey yap dedi. Bir iki dakika dedi. Estağfurullah dedim ya. Buyur abi. Oturdum. Orada kulağıma kalan şuyu söylüyorum. Size de söylüyorum. İki tane armatör konuşurken öyle ağlıyorlar birbirlerine ki tanımasaydım vallahi böyle çıkayım da bir ekmek alayım bunlara vereyim. O kadar aç. Ona bir tane ekmek alsam ya. Keşke ekmeğim olsaydı çantada. Tanımasaydım ekmek verirsin. Demek ki zenginlik burada değil. Burada. Arabayı garaja değil buraya koymuşuz. Parayı cebe değil buraya. Çok acayip. Çok acayip. Arabayı aşağıya koymuyor. İçeriye koyunca topladıkça toplayasın geliyor. Tuttukça tutasın geliyor. Verdikçe veresin geliyor. O kadar da rahat oluyorsun. O kadar da. İsterseniz deneyin. Çıkarken şey yapacağız. Karadeniz'de adam camide öşürü anlatıyor. Cemaat. Balın öşürü var ha. Tehdit işareti. Balın öşürü var. Öşürünü verin ha. Bak görüyor musun? Nereye vereceğim? Evet kalbinde ne varmış? Meseret var, meseret. Rahat görmelerine binler hadiseler dahi tesadüf olamaz. Şimdi, epey oldu, yarım saati geçmiştir. Ben şimdi bu 13. şuadan çıkardığım, sitenin de başında galiba var, yazdım ama bir parçası, tamamı değil. İnsanın için mutlu değil, başlığı altında. Oradan çıkarttığım cümleleri okuyacağım, özlü cümle. Fazla zamanınız olmasın da iki paragraf okudum. Oysa burada ben size bu yarım saatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18 tane cümle okuyacağım. Mutlu insan, hazır mıyız? Hazır. Aferin. Kaç yaşındasın sen? 13. Kimle geldin? Babam. Baban nerede? Arkada. Öyle mi? Hocam müsaade edersen tabii. Bu mutlu insan şeyini, sesinizi çeksem. Al abim al. Estağfurullah. Al abim. Dükkanda yarın dinletirim. Tamam abi. Estağfurullah. Buyur. Koy istersen daha evet, temiz çeksin. Evet. Gel abi. Abimiz de bugün ilk defa geldi abi. Öyle mi? Bak şimdi o zaman mutlu insanı dinle şimdi. Koy abi. Dur açılsın da. Açıldı bak. Buyurun sen. Evet. Mutlu insan... Korkutup kapattınız hocam. Tamam iyi. Uçurmasın. Niçin biliyor musun canım benim? Hem de terimsedi. Camide imamlık yapıyorum yurt dışında. Yeni tanıştığımız için yeni geldiğiniz ya ben onun için. He. Camide yurt dışında böyle diyaneti mesela konferanslar veriyorum. Böyle camide bir şey diyemiyoruz da bu tür yerlerde sanki burası müzik orkestra şekli oluyor.
Sonra. Her havada vuruyor biliyor musun? Yani Karadeniz havası vursa biraz tahammül olurum. Heyecan yaptım. Tamam. Ya, neyse bunlar da arkadaşlardan bana. Yo 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 tamam. Rahat. Kapandı ya vallahi. Bir daha. Bir daha. Biz size onu MP3 olarak veririz. Tamam. Yükleyeceğiz bunu size yükleyeriz. Tamam. Tamam. Şimdi bir dakika altta gelirseniz. Bunu çok istifade edersiniz. Çok hoşuma gitti. Ha bak şimdi esas şimdi. Mutlu insan kimdir? Dertleri, sıkıntıları olmayan demek değildir. Derdi olmayan değildir mutlu insan. Kimdir? Sıkıntı ve dertlerini yönetip, o sıkıntılar ve dertlerini basamak yapıp yukarıya çıkmaya, gözlük yapıp gözünün görmediğini görmesine vesile yapabilen insandır, mutlu insan. Çünkü sıhhat ve servet eğitici değildir. Hastalık ve musibet eğiticidir. Mesela sıhhatle görmediğiniz, mesela onu hepimizin bildiği bir yolu söyleyeyim. Karnınız tok, fakir göremezsiniz. Allah bile fakiri görün, aranızdaki ilişki olsun diye aç, meşru olan bir yemeği yeme diyor Ramazan'da. Fakiri gör. Ha demek ki mutlu insan derdi, sıkıntısı, tasası olmayan değil, derdini, sıkıntısını bir yere varmak için basamak yapabilen, bu gözüyle görmediğine hastalık ve musibet insana ayrı bir gözlük verir, görmesine sebep olur. Çünkü görmediğin akrabanı hastalıkta görüyorsun. Seni hiçbir hadise yumuşatamazdı, önönet acayipti. Hastalık iki büklüm yapıyor. Mesela bir akraban vardı. Ne cenazeme, ne cenazene, Allahu Ekber. Kimse yumuşatamıyor. Bir hastalandı. Dedim ki emice derler bize. Emice. Dedim ya dayı aşağı da onu da getirdim. Yani niye orada bekletiyorsun, getir onu. Oysa yumuşatamıyor işte. Çünkü iki gün sonra millete gelecek. Dedi ki gelince el anlaştırır bizi. Ya. Bu kafa var ya hani inmez. Bu bir. Demek ki kendini dertsiz, sıkıntısız şey yapma. En büyük dert, eşhedü nas bela el enbiya sümel evliya felemsa felemsa. En büyük bela, sıkıntı peygamberlere. Derdin yoksa insan değilsin. Üstad diyor abi, yetmez bir dert, derman sanır. Evet, dert kendisi dermandır. Çünkü gözlüktür, anlayıştır, merdivendir. Ama birilere, bir yerlere çıkma vesiledir. Mutlu insan her istediği olan değil, istediklerini lüzum olduğunda terk edebilendir. Mesela şöyle düşün. Hiç istediğini terk edebilen, iradesiyle, ihtiyarıyla, rızasıyla terk eden hayvan gördünüz. Hayır. İsteyecek bir şey terk etmez. İnsan ise çok istiyor ama terk edebiliyor. Meşru bir şeyin bile. Terk edebildiğin kadar hürsün. Çünkü terk edemediğin her şey hayvani duygulara dönüşüyor. Mesela ona bir örnek vereyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh peygamberi görüyor aleyhissalatü vesselam kumda sidirde yatışır izini. Ya Resulallah ağlıyor, kalktı Resulallah. Ya Ömer niye ağlıyorsun? Ya Resulallah reva mı diyor ya? İran kısraları diyor. Bizans'ın bilmem ne kralları. Şöyle şöyle şatafatta yatıyor. Sana burada yatıyorsun diyor. Ortafın şey. Denememiş yani. Dedi ki dünya onların. Ahiret bizim olsun. Bu paya razı değil misin ya? Derdi yok muydu? Yönetiyordu derdini. Sıkıntısını, olayları yönetiyor. Unutmayın. Yönetemediğiniz her şey sizi yönetiyor demektir. Yöneteceksin. Mesela o makaret ediyorlar bana. Ya dayanamıyor ki. Musa Aleyhisselam da aynı öyle diyordu. Ya Rabbi dedi. Tamam peygamber olur mu az peygamber? Çok da ilginç, çok da hoşuma gidiyor. O kadar kafama yatıyor ki bu peygamber. Acayip yani, tam kafa dengi yani. Dedi ki Allah'a, Ya Rabbi bana hakaret ediyor diyor. Ben böyle peygamber bir şey diyor. O kadar böyle kanıma giriyor ki. Hızır Aleyhisselam'daki seyahati. Hakikaten kafa adamı ya. Diyor ki, Ya Rabbi diyor Musa Aleyhisselam. Bu bana hakaret ediyor diyor. Allah ne demesini istiyor? Ya Musa öyle mi? Çık oradan.
belayı göndereceğim ve öneceğim kavmini. Beklerken Allah'ına diyor ki ya Musa, onlar bana da hakaret ediyor. Ya bu Allah ya, ne hoş bir Allah ya. Ne güzel bir Allah ya. Ben olsam oraya sinek gibi ezerim, bana muhalefet edeceksin he? Ya nasıl bir hürriyet vermiş ya. Kendisine isyan edebilenlere rızkını veriyor. Ve bana isyan edeceksin de senin iş yerinde tutacağım he? Allah işte bu böyle olduğu için Allah'tır. Öyle güveniyorum ki ona ya. Ya Rabbi adaletinle bizi ahirette dünyada muamele etme. Rahmetinle. İstemiyoruz adaletini ya Rabbi. Rahmetini istiyoruz. Amin. Demek ki terk edebildiğimiz kadar hürüz. Mutlu insan kendini tanıyan, nefsine hakim olan, kendine yatırım yapan insandır. Her gün yatırım yapacaksın. Yani bir şey okuyacaksın. Mutlu insan hayatının içeriklerine ahiret inancını hakim yapan ve ona göre yaşayandır. Yani ticaret mi yapacaksın, aile hayatında mı yapacaksın, sıkıntı geldi, kanser geldi. Çare ne bunun ilacı kanserin? Ahiret inancı. Beka var ya, ebedi bir hayat var. Buna ait bir şey söyleyeyim. Daha yeni geçti. Belki de bir hafta oldu. Bir hanım kardeşimiz, dava arkadaşımız, ders yapan kardeşimiz. Ondan sonra önceki gün söylemişti işte kanser. Ben aradım ertesi gün. Nasıl kanser? Her şey hazır olun artık diyor. 15 gün içinde öleceksin diyor doktor Lazcası. Şimdi onun psikolojisini hayal eder misiniz? Her şey hazır olun. Bugünden 15 gün içinde. Ondan sonra ben de bir onu söyle duydum da kocası bana arkadan etti. Ben bir teselli edeyim dedim. Abi buyur dedim. Ben doktor ona söylerken duydum. Öyle bir adam var ki sanki düğüne gidiyor şimdi. Yalan söylemiyorum size. Ondan sonra ben teselli edeyim. Dur bir dakika bir dur dedi ya. Dedim ya ben bunları konuşurken sanki tuzum kurudur da falan zannetmedin mi? Bırak bırak dedi. Ne tuzu kurur senin daha istat dedi. Benim tuzum kuru dedi. Ben dedi ölürsem şehitim. Kalırsam zaten dedi davaya bir dava yapıyordum. Davaya devam edeceğim diyor. Kalırsam hizmetteyim ölürsem şehitim. Sen kendini düşün dedi ya. Bana diyor sanki ben hasta benim. Ya buna bu teslimiyeti bu iman nasıl bir iman ya? Bak ne yaptı kanser bile ezemedi onu. Basit bir şey hemen eziliveriyoruz ya. Kanser bile ezemedi. İmanını arttırdı bak. İmanını arttır. Kendine yatırım yapanlar da oluyor. Mutlu insan hayatından daha değerli şeyi hayatında gaye yapabilen insandır. Hayatımızdan daha kıymetli ne var? Hiçbir şey yok değil mi? Hayatın gittikten sonra Mercedes'in, paranın, atın, itin, hatunun, yatın, katın manası olur mu? Hayat gitti. En değerli şey hayattır. O zaman bundan daha değerli bir şey yoksa bu hayat yaşamaya değmiyor. Hayat anlamını yitiriyor, intihar seçenek oluyor. Ne yapacağız o zaman? Hayatından daha değerli bir şeyi hayatına gaye yapacaksın. Hayat yaşamaya değer o zaman. Canlı oluyor. Hayatından daha değerli şey alternatif olmayan şeydir. Nedir o? Dinin ve Allah'ın alternatifi yoktur. Her şeyin alternatifi vardır. Dünya bitti, ahiret var. İman, küfür var. Soğuk, sıcak var. Ama Allah'ın alternatifi yok, zıttı yok. Hayatından daha değerli Allah'tır. Hayatına gaye yaparsan Allah, bu hayat yaşamaya değer. Uzun kısalığın hiç önemi yoktur. Soruyorum size vicdanen cevap verin. 500 sene çınar olarak yaşayacaksınız. Bursa'daki o çınar ağacı var ya, 730 senelik plakası var. 500 sene çınar mı yaşayacaksın odun kereste? Bir saat insan. Ya. Demek ki hayatımızdan daha değerli şey hayatımıza gaye olursa mutlu oluruz. Bu hayat yaşamaya değer. Mutlu insan kızdığında, kızmayacak değil ha, bak şimdi. Kızdığında bu kendi ta kemiğimden çıkmış. Buradan buldum. Kızdığı zaman ne yapacakmış? İnsan kızıyor ya. Kızma. Onu herkes der. Kızma. Bunlar hepimiz biliyor. Çare değil bu laf. Nedir o? Kızdığında, öfkelendiğinde de ki bu öfke ve sinirim 2 saat sonra bende kalacak mı?
İki saat sonra şimdi oğlum Kur'an'ı olan kabarı falan. Tamam bir dakika. İki saat sonra bu asabilik olacak mı bizde? Bu öfke, sinirim iki saat sonra bende olmayacak deyip hislerini ve haletlerini şuur ve akıl mayasıyla mayalayabilendir mutlu insan. İki saat sonra bu olmayacak bende. Nereden çıkarttım? Onun için şu anda diyor ki, geçici hadiselere emniyet vermeyin. O hadiselerin diyor, sanki diyor ezeli ve ebedi, sabit demiş gibi devamlı değişen siyasi hadiseler diyor, sen ebedi zannettirip sana sıkıntı veriyor. Devamlı değişendir. O zaman biraz sonra değişecek bir şeye öfkelenmeye değmiyor. Hemen sinirlendiğin zaman iki saat sonra bu bende olacak mı sorabilirsek bitiyor. Başka, mutlu insan mazi ve müstakbeli fark edip şu ana hükmedebilen insandır. Mazi ve müstakbel, yani yaşlandığı yerden Allah, gittiği yer ahiret. İkisiyle yorumlayıp hadiseye hakim olandır. Yani Allahsız düşünme, ahiretsiz düşünme. Şimdi kanseri Allahsız ve ahiretsiz düşün. Nasıl çözeceksin? Mutlu insan, insani ilişkilerinde şefkati, merhameti, dürüstlüğü, vefayı, sadakati hakim kılabilendir. Vefalı o, dürüst o, yalan söyleme, sadık o, samimi o, yampuru yumpuru yok, doğru Musa. Ne olursa olsun, nereye bağlı olursa olsun, yalan deme. Ya sus, ya sık, doğru konuş. Mutlu insan, bu Davut Aleyhisselam'dan aldım. Arapça değil, İbranice değil, Farsça değil, değil de değil. Yok öyle bir insan, ben rastlamadım. Onu çok manidar olduğu için burada aldım. Evet, mutlu insan, kemoş da doğru düşünmeli, kematoş da doğru konuşmalı, İyonoş da doğru yapmalı. Mutlu insan, kemoş da, kematoş da, iyonoş da doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. İçin, İmam Rabbani Hazretlerine devam ettim. Bunu yapabilmen için doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Yanlış yerde, doğru insanlarla doğru zor yaparsın. Doğru yer, doğru insan olacak. Mesela meyhane yanlış bir yer, doğru adam var. Hadi burada yukarıda iç çekme katta namaz kılalım. Olmuyor. Başka, mutlu insan üzülmeye değmez der. Niçin? Çünkü Allah'ın Celle Celaluhu ve dinin alternatifi yoktur der. Diğer her şeyin alternatifi var, farkındalığına sahiptir. Mutlu insan, insanların mutlu olması için gayret ederken kendisini de mutlu olabileceğinin şuurunda olabilendir. Niçin Nur talebeli imanına gidecek diyor? Diğerlerini karışmıyoruz. Çünkü insanların imanı kurtulsun diye koşuştururken imanı kurtuluyor. İnsanları mutlu etmek için uğraşan adam zaten mutlu oluyor. İnsanlara iyilik yapayım diye uğraşırken zaten iyilik yapmak kendisi iyiliktir. Ücret budur. İyilik yapabilmek kendisi ücrettir. İyilik yaptıktan sonra ücret bekleme. Allah verirse veririz. Çünkü iyilik yapabilmek kendisi neticedir. Çünkü iyilik yapabilmek acayip bir nimettir. Çok acayip. Bir misal vereyim mi size? Yurt dışından böyle çikolata getirip çocukları dağıtırken. Çok iyi, 2,5-3 yaşında elimdeki çikolata, inan. Yavrum çikolata, bana bakmıyor böyle, tamam mı? Çikolataya bakıyor. Lan yavrum bak, kaldırıyorum çikolatayı, ben de iniyorum. Bak ben, bana da gör lan. Gene buraya bakıyor. Bak şimdi çikolata vermek bir sebaptır değil mi? Ahirette alacağım. Ben sebabımı aldım, bak seyret. Çocuğa verdim. Çocuk ne mutfağa gidiyor nanesi var. O anda açarken, açamazken, ben açayım derken bu arada korkuyor belki yer diye, eli de burada. O heyecanını seyretmek, o yerken kutur kutur yapmak kadar onun aldığı, vallahi billahi aldığı çikolatadan lezzetten belki ben 10 katı yapabilmenin zevkini yaşıyorum. Yani iyilik kendisi ücrettir. Usta diyor ki, oradan çıkarttım.
Hizmetin, hizmet bana ücret olarak gösterildi diyor. Hizmet kendisi ücrettir. Bak, hizmetin kendisi bana ücret gösterildi. Başka? Dertler bana derman imiş. Allah Allah. Derdime derman alamken derdim derman imiş. Bir belacı değil mi? Niye yiyorlar insanlar? Lezzetli olduğu için. Ha bak, lezzet acının içinde. Ücret de hizmetin içinde. Biz ücretimizi almışız diyor. Oradan çıkarttı. Başka? Mutlu insan, insan tek başına mutlu olamaz. Şuurunda olup dostlarının kıymetini, hal ve hatırlarını sorup alakadar olabilendir. Tek başına mutlu olabilir misin? Bak burada herkes gitsin bu adası. Tek başına otur baklavayı. Zehir o ya. Lezzet mi olur? Evinizde bir tane insan yok olsun diye. Bak ye evladın, karnımı vesaire. Bak ne kadar bir boşluk var. Kızdın bile olsun ya diyorsun ya. Ona kedi yok ya diyorsun. Kedi bile ya. Ona bir boşluk var diyorsun. Mutlu insan şunu düşünür. Tek başına insan mutlu olamaz. Bak dünyada hiç kimse yok. Dünyada bir tek sen varsın. Fatih, İstanbul hep senin. Dükkanlar, petrol ofisler, arabalar. Zaten cehenneme döner ya gündüz bile. O zaman dostlarımızın kıymetini ölmeden bilmek lazım. Mutlu insan kabirde hesaba çekilecek şeyler üzerine dünyada kavga etmez. İmam-ı Gazali'den aldı. Diyor ki, İnsanların kavga ettiği dünya malları adına aynı mallardan kabirde hesap veriyorlar diyor. Dünya gelince güzel ad denilen şey orada çirkinlik besleniyor. Evet. Besleniyor. Mesela ben başıma geldi. Şimdi pazar günü piknik falan götürüyoruz bazen Rize'de. Dershanede o zaman sabit kalıyoruz. Ders de şuydu. Lehül mülk. Mülk Allah'ındır. O dersi yaptık. 5 yaşında bir Şahin var. Unutmuyorum derste. Sonra bitti ders. Dağa çıktık bizim köye. Böyle tabii Karadeniz bir vadi bir vadi gösteriyorum. Bak arkadaşlar şurası işte amcam şurası benim. Çocuk bir saat önce şehirde mülk Allah'ındır. Her şey Allah'ındır. Şimdi hoca dedi ki burada göre bu benim. Tabii Allah Allah. Hani her şey Allah'ındır. Şimdi burada benim diyor bu adam. Aynı adam. Bana dedi ki hoca sen Allah'ın ortağı mısın? Öyle maçtım ki ya kem küm evini kıvır ama nasıl yapacaksın? Ne diyeceğim biliyor musunuz? O ben parmak uzattığım yere dedem de uzatıyordu. Benimdir diyordu oraya. Sonra bu parmak yok oldu. Babam uzattı. Benimdir dedi. Babam da gitti şimdi ben uzatıyorum. Demek kimsenin değilmiş. Tamam. Bak mutlu insan Gazali şöyle diyor. İnsanlar üzerine kavga ettiği o mal hakkındaki şeylerinden bazı insanlar, ondan önceki insanlar hesap veriyor. Bunun üzerine hesap kavga yapmaz. Niye? Basit insan, dostları da basit olur, düşmanı da basit olur, kavga sebebi de basit olur. Unutmayın. Kaliteli adamın düşmanı da kaliteli olur, dostu da kaliteli olur. Öyle eften püften şeylerle, bahaneyle kavga yapmaz. Kur'an ifadesiyle hecren cemiyle güzel bir şekilde uzaklaşırlar. Unutma. Kaliteli adamın düşmanı da kalitelidir. Kavga sebebi de kalitelidir. Yemek için delikanlı adam evde kavga etmez. Kaliteli bir adam kalitesi şeylerle devamlı değişen bir şeyler üzerine kavga sebebi yapmaz. Adam ya. Mutlu insan hayatına peygamberleri rehber yapabilendir. Mutluluğu dışarıda arama. Batınında, ruhunda ara. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Hayatının çekilmiş pimleri gibi bombalar düşüncelerindir. Yani pimi çektiğinde bomba elinde ya. Aynı bomba düşüncelerdir. Hayallerindir. Sakın hayallerini ve düşüncelerini boş bırakma. Kontrolsüz bırakma. Hele hele haset, adavet, gıybet, inat gibi sıfatlardan uzak dur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir hadisi var ve onunla bitiriyorum. Ha bir tane bir cümlede onunla bir şey yapacağım. Şu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir manada şöyle diyor. Bir şeyi aşırı sevmen seni ona karşı kör ve sağır yapar. Hadis. Bir daha.
bir şeyi Allah'ın sev dediğini sev dediği miktardan fazla ifrat. Bir şeyi aşırı sevmen seni kör ve ona karşı seni kör ve sağır yapar. Başka bir şey okuyacağım. Kadına son şeyimiz olsun. Bir kadına sorsa sana da sorayım aynı şey ama o daha fazla hissi olduğu için. Sana soruyor. Çocuğunu bir daha bulamamak üzere kaybolmasını mı yoksa ölüp kendi elinle toprağa vermeyi mi razı olursun? Çocuğun kayboldu. 3 yaşında. Bir daha. Allah korusun. Tamam, kayboldu mu abi bir hayal? Ve bir daha bulamıyorsun. Kötü. Buna mı razı olursun? Toprağa vermek. Tabii ki toprağa vermeye daha güvenilir buluyorsun. Niçin buluyorsun? Acısı zamanla gider. Çünkü teslim ettiğin Allah'tır. Evet. Toprak teslim ettiğin Allah'tır. Acısı gider. Kaybolan çocuk ise anne ve baba zaman geçtikçe acıları daha ziyade olur. Çünkü annenin vicdanında toprağın arkasında rahmet-i ilahiye var. Vicdan yalan söylemez. Sırrı tahakkuk eder. Vicdanla fıtrat yalan söylemez. Vicdan da yalan söylemez. Evet. Acemi şey yapıyorum ama Allah aldı. Allah verdi, Allah aldı. Toprakla nereye gittiğini, kim aldığını biliyoruz. Sektörü her gün öyle yaptı. Ya ve azap, evet sen dedin. Evet, azabın gün geçtikçe artar. O zaman aynen bu örnek gibi hadiseleri o nazarla bakmak lazım. Ahiret inancının hakim kılarak. Ne kadar telkin olursa o kadar ruh bedene hakim olur. Ahireti öteleri burada yaşamana sebeptir. Terk, ibadetlerle, zikirlerle mutlu olmuyor. Ne diyorsun ya? Terklerle. Bunun simgesi de la ilahe illallah sonradır. La ilahe putlaştırdığımız putlarımız ne kadar terk ederse o kadar illallah olur. İlk önce terk. Üstad da 148 Kastamonu'da diyor ki takva menihattan ve günahlardan iştinab etmek. Değil mi? Bu asırda nedir? Celbe göre terk usul esas olmuş. Yani mesela farzları yaptıktan sonra sevapların peşine değil, terklerin peşine koşmak lazım. Ona örnek veriyorum. 10 dakika televizyonda bir film seyrettin. Hoş olmayan. Sabaha 10 dakika o videoya bedel, sabaha 10 saat Kur'an okusan bile kafandaki çizikliği yok edemezsin. 10 saat Kur'an okumayla 10 dakika seyrettiğin videoyu silemez. Sevabı fazla olabilir ama zihninden silemez. Tahribat. Tahribat bu asırda revaçta olduğu için diyor Kastamonu'da. Değil mi? Bu sefer bu tahribata karşı takva denilen ibadeti kamile, tamam mı? Meniyata göre usul esas olmuş. Esasın esası olmuş. Terk edeceğiz kardeşim. Neyi terk edeceğiz? Dayatmaları terk edeceğiz. Bedensel dayatmaları terk edeceğiz. Yani şu internet, bu video şeylerini uzak dur. Bak görüyorsun bir ay içinde Ömer nasıl bilmen, İlmihal'i okuyor musun, okumuyor musun? Bak nasıl zaman ayrılıyor. Bak bir ay televizyon seyretme internetlere, videolara gerektiği kadar değil de tamam edemiyor. Şu an ihtiyacın kadar gir, kalan zamanı 10 dakika Ömer Nasuh İbni'nin ilmihal okusan, ilmihal namazın, guslun farzların bir buçuk ay sonra kitabı bitirirsin. Dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.